benim insanlarda fark ettiğim bir şey var. Bursa'ya gelen insanlar ya Bursa'yı çok seviyor ya da hiç sevmiyor. Ben o hiç sevmeyen taraftayım. Tekrar çıkma imkanı çok yüksek. O bölümden mezun olduğunuzda size hem Türkçe bir diploma veriliyor hem de İngilizce bir diploma veriliyor. Hatta Eskişehir falan gelmesin diye Bursa'yı öne yazmıştım. Ben de biliyor musun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bugün Bursa'da okumak, işte yurt hayatı, Uludağ Üniversitesi, Cartcurt bunlarla ilgili iyi ve kötü yanları listeledik. Bunları anlatacağız size. Biraz dert yakınacağız, ağlayacağız. Çok fazla iyi yan beklemeyin. Öncelikle Bursa'da okumanın iyi yanlarından bir tanesi konaklama imkanlarının çok geniş olması. Çünkü özellikle Uludağ Üniversitesi adına konuşacağız. Çünkü teknik üniversite bir tık uzak kalıyor buraya. Çok da bilmiyoruz zaten. Şimdi evet. Okulun içine yeni KYK'lar yapıldı. Yaklaşık 5-6 bin öğrenci kapasitesi var. Ayrıca apart, ev tutma gibi imkanlarınız da çok var. Çünkü Görükle diye bir yer var şimdi burada Uludağ Üniversitesi'ni bilmiyorsanız hemen anlatalım. Buraya çok yakın bir konumda Görükle var. Görükle'de full öğrenciler var yani. Binlerce öğrenci Görükle'de takılıyor. İşte eve çıkanlar, apart'a çıkanlar orada çıkıyor. Konaklama açısından güzel yani. Fiyatlar da çok pahalı değil açıkçası. Uygun, ortalama bir öğrenci şehri denilebilir. Ortalamanın bir tık üstü. Ama KYK çıkma imkanı çok yüksek. Yüksek. Yani yedekte, hiç çıkmayacak kişilere bile. Aynen, yedekte bence. Olanlara bile çok çıkıyor. Gezilecek çok tarihi yer var. Yani tarihi yerleri, işte camidir, antik bilmem nedir, gezmeyi tarzı seviyorsanız. Hani. Gezilecek çok yer var. Yani Cumalı Kızık var. Başka neresi var? Kent Meydanı, Ulu Cami tarafları evet. Var. Tophane var. Aslında hiçbir yer yokmuş. Bu kadar. Bursa genel olarak diğer büyük şehirlere göre bir tık daha uygun. Yani çok uygun değil ama bir tık daha uygun. Mesela İstanbul'a göre biraz daha uygun. Ulaşım açısından daha kolay mesela. Yani burada abonman 70 lira, 90 liraydı sene başında. 70 liraya düşürdüler. Bir biniş 30 kuruşa, 35 kuruşa falan denk geliyor. 160 biniş hakkımız var. Her yerde de geçiyor neredeyse. Bir tek uzun hatlarda geçmiyor. Okulun çap ve yan dal olanakları çok geniş. Erasmus olanakları da çok geniş. Bir de mavi diploma diye bir şey varmış. Evet, bunda yani Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli oluyor. Evet. Ne olduğunu tam olarak biz de bilmiyoruz. Ama araştırırsanız bunun altından güzel bir şey çıkar. Bir de okulun çoğu fakültesi, bu şimdi aklıma geldi, akreditasyon edilmiş fakülteler. Mesela bizim hazırlıkta yani akreditasyon edildi. O bölümden mezun olduğunuzda size hem Türkçe bir diploma veriliyor hem de İngilizce bir diploma veriliyor. Yani yurt dışında da geçerli olması için. Ya bu da okulun köklü olmasından kaynaklı aslında. Evet. Eskiden beri. Okulun yemekhanesi çok iyi. Gerçekten okul yemekhanesi çok güzel. Vejetaryen kısmı var. Yemekleri aşırı güzel. Yani hepsi güzel olmasa da çoğu bayağı bence çok iyi. Vejetaryen ve çeşit var. Vejetaryen kısmında falafel falan çıkıyor ve biz bir kere gittik Merve'yle, dedik ki o falafel var gidelim falan. Kalktık, hazırlandık, yemekhaneye gittik yurttan. 3,5 liraya 6 çeşit yemek yedik. Fotoğrafını falan da koyarım yani. Çok iyi doymuştum o gün. Hatta bitirememiştim bile. Bursa her yere çok yakın. Yani harita olarak konumunu evet, biliyorsunuz. Siz de biliyorsunuzdur. Coğrafi konum olarak. Evet, her yere yakın. İstanbul'a otobüsle, Budo'yla 2 saat. Sonra Ankara'ya 3-4 saat. Eskişehir'e falan yakın. Her yer aslında çok yakın. Bir de son iyi yanı, okulun kütüphanesi çok güzel. Yeni bir kütüphane yapılmış. Evet. Her masada böyle priz, ışık. Evet, iki tane priz var. USB girişi var, ışığı falan çok iyi. Bayağı güzel yani. İnternet de var bedava. Zaten çoğu okulda var EduRoam diye. Evet. Zaten bir kere EduRoam'a bağlandığınızda herhangi bir üniversiteye falan gittiğinizde ona da otomatik olarak bağlanıyorsunuz. Yurt dışındakine falan da bağlanıyor. Geçen gerçekten bir tane birisini takip ediyorum Instagram'dan. Gitmişti, nerede ya? Almanya'da mı ne? EduRoam bağlanmış böyle. Oha, benim internetim yoktu bilmem ne falan, öyle story atmıştı. Ona da çok şaşırmıştım. Yani ve güzel çekiyor. Mesela her üniversitede hani bu kadar çekmemiş ama bizim üniversitede bayağı evet çekiyor sınıflarda. Sokaklarda falan da çekiyor şu evet aşağıdaki tarafta, yemekhane tarafta. Yani eski yurdun olduğu yerde de çekiyordu. İyi yanlar bu kadardı. Şimdi gelelim Zurnanın Zart dediği yere.
ben şununla başlamak istiyorum. Kampüs çok dağınık. Evet. Bütün fakülteler ayrı bir yerde, yurtlar ayrı bir yerde. Hiçbir düzen yok yani. Gerçekten çok karma karışık. Ben burayı anlayana kadar yani bir sene geçti gerçekten. Ben okulun kampüs içinde konum açıyordum. Yani kayboluyordum. O kadar büyük ki. Tabii gerçekten o çok kötü yani. Büyük olması hem iyi bir yön hem de kötü bir yön. Evet. Çünkü çok büyük ya. Ama yine de yani bir yerden bir yere gitmek çok zor. Evet, otobüse okulun falan içinden binmek gerekiyor. Mesela yurtları yeni yaptılar, tamam mı? İlk biz kalıyoruz. Çok iyi bir şey. Ama yurtlar ta Uludağ'ın tepesinde falan yani. Çok uzakta. Ve buraya otobüs yoktu. Otobüsü son iki aydır, kış aydır boyu yaptılar. Yürüdük o yolu. Aynen, yağmurda çok falan zordu. Yürüdüğümü biliyorum. Otobüs yok, araba geçmiyor, kimse yok. Yani valizlerle geliyorduk mesela, taksiyle gelmek zorunda aynen kalıyorduk. Öyle. Çünkü hani o yokuştan taşıyamazsınız. Ben valizi sürekli taksiye biniyordum. Ben ve de artık hani taksi 20-30 falan da yazmaz o metronun aşağısından. Evet. 40 falan yazar kesin, çok uzam geldi çünkü. Yani hazırlık kampüsü özellikle çok uzak. Bakın hazırlık okumak istiyorsanız Uludağ'da ya da yazacağınız bölümde hazırlık varsa tekrar düşünün. Çünkü hazırlık kampüsü gerçekten çok uzak. Okulun içinden kalkan bir otobüse biniyorsunuz. Okulun içinde küçük terminalimiz bir yer var. Oradan biniyorsunuz 93'e. Bir saat yol gidiyorsunuz. Bazen bu trafikle 1,5 saat de oluyor. Hele Görükle de kalıyorsanız zaten bu yola 30-40 dakika daha ekleyin. Benim ilk yurdum Görükle'deydi. O yüzden hatta ben bu yurda geçtim. Ama yani gerçekten çok zor. 1 saat, 1,5 saat gidiyorsunuz. Üstüne bir de geri dönüyorsunuz falan. Ve 93 yolculuğu çile gibi yani. Evet, yani ayakta gidiyorsun. Yolun kötü olmasından mı yoksa ya o kadar uzak olmasından mı? Sanki böyle şehirler arası yolculuk yapıyorsunuz. Aynen. Evet, 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 kesinlikle. Her durakta duruyor bir de. Her durakta durmazsa olmaz. Bir kişi binse de böyle kocaman otobüsler, böyle ortası gri bağlı olanlar var ya. Onlardan bütün her durakta duruyor. Çok yorucu gerçekten yani. Allah'ım. Bugün yarın son kez tekrar gideceğim. Tekrar hatırladın. Ben bir anıları yaşadım, ben bir 93'le gittim geldim. Yarın umarım hayatımda son kez gideceğim. Ben büte kaldım zaten. Bugün gittim, geldim. Yarın umarım son kez gideceğim. Neyse. Bu kulüp faal değil. Mesela ben okula ilk yerleştiğimde okulun sitesinden bakmıştım. 130 tane kulüp falan evet, vardı. Aslında çok çeşitli. Aynen. Yani hiçbir üniversitede bence bu kadar fazla yoktur. Fazla yoktur gerçekten. Ama aktif olan gerçekten çok az. Çok az. Yani onlar da insan kaynakları dedim mesela. Evet hani UMAT var, bu İBF maliye kısmında daha evet çok aktifler. Radyo televizyon aktif. Hatta geçenlerde bir tane ödül programı gibi bir şey evet yapmışlardı. Birkaç kişi getirmişlerdi. Aynen. Murat Soner gelmişti. Bir tane Twitch yayıncısı falan gelmişti. Evet. Aktif olan kulüpler çok güzel işler yapıyor ama çoğu kulüp aktif değil. Dağcılık falan da var. Böyle bisiklet, fotoğrafçılık. Bisiklet de aktif diyebiliyorum. Hmm. Evet. Hani sürüş yapıyorlar işte toplanıp falan. Çoğu üniversitede biliyorsunuz ki şenlikler oluyor. Bahar şenliği, yaz evet şenliği, bilmem ne şenliği. Bizim okulda yok. Birkaç yıl öncesine kadar varmış ama rektörümüz bunu iptal etmiş. Çünkü bizim okulda hastane var, tıp fakültesi hastane var. Aslında bu da iyi bir yön bence. Evet. Buna da birazdan değineceğiz. Bununla ilgili yaşadığım kötü bir ama anıyı anlatacağım. Hani özel hastane gibi aslında. Okulda hastane olduğu için rektör bunu iptal etmiş. İşte neymiş, hastalar rahatsız oluyormuş. O yüzden bizim festivalimiz iptal edilmiş. Gelelim okulun içinde üniversite hastanesi var dediğimiz gibi. Bir kere ben sabaha karşı kustum, tamam mı? Yemek yemiştim uyumadan önce. O dokundu muhtemelen. Kustum. Bir de ishal falan da vardı. Ben bayağı böyle ölecek gibiydim. Sonra ambulansı aradık. Ambulans geldi. Dediler ki şehir hastanesine götürebiliriz biz sizi ama dönüş çok pahalı ambulans olur. Ambulans şehir hastanesinden geliyor zaten. Aynen şehir hastanesinden evet geliyordu. Burada tıp fakültesine gidersin dediler bana ambulansa. Ben de tamam dedim, oraya gidelim. Sonra taksi çağırdık, oraya gittik. İğne vuruldum. Ben geçmedi yani. Akşam üstüne kadar yine kötüydüm. Dedik ki gidelim tekrar. Serum takılsın. Dediler serum takamayız. Burası üniversite hastanesi. İşte hocalar bunu doğru bulmuyor. Hani çok acil bir şey olmadığı sürece diyorlar. Hani kaza. Aynen. Hani bir tahlil ölümcül falan da yapmadılar bu arada. Evet. Hani demediler tahlil falan da yapalım falan diye.
Sonra şehir hastanesine gitmek durumunda kaldım yani. 110 lira taksi parası gene verdim hani. Evet. O kötü oldu. Yani çok şey, acil bir şey olursa gene şehir hastanesine evet, gitmek hastane zorundasınız. Evet, hastane imkanı kısıtlı aslında ama şehir evet. hastanesi çok yakın. O konuda aynen. da iyi. H1 diye bir otobüs var. Ona biniyorsunuz, götürüyorsunuz. Ya da iki, ikisi de gidiyor. Okulun içi yol geçen anı gibi. Gerçekten okulun içi yol geçen anı gibi yani. Hiçbir güvenliği yok. Evet. Kartlı sistemi yok. Yani. Çok kötü. Yani okulun içinde dediğim gibi hastane olduğundan ve insanlar üniversiteye kadar geliyor. Görükle'ye gitmek için bizim bu bindiğimiz ring otobüslerine biniyorlar doğal olarak. O yüzden yani çok kalabalık. Ve çok okulun kalabalık içinden geçmek oluyor. Zorundalar Görükle'ye evet. gitmek için neredeyse. Çok kalabalık oluyor yani. Öğrenci kalabalığı kadar insan kalabalığı da var gerçekten. O çok kötü. Ve mesela Merve'nin kardeşi, onu söyleyelim mi? Söyleyelim. Merve'nin kardeşi Merve'lerle beraber fakülteye girmiş. Ama burada okumuyor yani. Aynen öyle. Yani elini sallayan herkes girebilir. Girer. Ki bence giriyordur da. Giriyordur. Hani da. Görükle'de de mesela çok saçma tipler var. Yani hani öğrenci caddesi aslında orası. Tabii aileler de var ama yine de bence dışarıdan gelenler çok fazla. Evet, o kötü biraz. Yani bayağı kötü. Evet. Ha şeye de gelebiliriz. Karşı yurdumuza Ukrayna'dan gelen insanları yerleştirdiler. Evet. O yüzden ekstra hani dışarıdan gelen insan var. Ve aslında dediğim gibi yurt kapasitesi çok fazla ve bir tane yurt tamamen boştu kız yurdunda. İşte dediğim gibi. Yerleştirdiler. Ukrayna'dan gelenleri yerleştirdiler. Doğru düzgün takılabilecek yerler yok. Doğru düzgün kafeler falan yok. Yani bir Starbucks'ı çok seviyoruz. Aynen. Trion'un altında BAM var. Hani alkol, evet, oralar, alkolsüz her türlü yani şey oranın var. Oranın altı komple alkol yeri zaten. Aynen hani ama alkolsüz şeyler de var. Yani. Yok var ama hani daha pub çok öyle gibi. Yerler. Aynen kulüp gibi yerler. Hı-hı. Öyle çok bir kafe tarzı yerler yok açıkçası yani çıkalım şurada oturalım diyebileceğiniz. Biz ne yapıyoruz? Biz okuldan çıkıyoruz, Görükle'ye gidiyoruz. 101 oynuyoruz yani. Başka hiçbir şey yapmadık bu sene. Yok şurada tatlı yiyelim, şurada bir şey içelim. Hiç öyle şeyler olmadı. Bizim mekanımız var kışta. Orada da zaten oyun ücreti almaya başladılar. Masa ücreti gerçekten almaya başladılar. Oha. O yüzden oraya gidemiyoruz artık. O yüzden kesinlikle. Vegas'a gidiyoruz gerçekten. Sürekli. Ben de dedim Allah Allah neden? Yakışmaz. Gelelim biraz da yurt hayatına. Evet, biz mesela oda arkadaşıyız. Pek evet. buluşamasak da. Evet, biz çok görüşemesek de oda arkadaşıyız. Ben oda arkadaşlarımın iki tanesini seviyorum. Bizim oda 4 kişilik. Merve, ben, bir tane daha Merve. Bir de bir arkadaşımız daha vardı. Onu sevmiyorum. İzliyorsa da buradan selam olsun. Ne bileyim yani. Ben Merve'leri seviyorum. Merve'lerle gerçekten yani. Hani rahatsız olduğum bir şeyi rahatlıkla dile getirebiliyorum. Onlar da bana aynı şekilde. Ya da eşyalarımızı kesinlikle. Ortak kullanabiliyoruz. Mesela benim terliğim yok. Şimdi Merve bana terliğini verdi ama hani öyle olmuyor. Anladınız mı herkesle? Öyle bir samimiyet, öyle bir bağ olmuyor yani bence. Evet. Aslında hani yurt arkadaşlıkları çok güzel. Uzun süreli diyorlar. Evet. Mesela bir kere arkadaş edindin mi? Yani o kişi evlensen düğüne kadar geliyor. Hani o derece sıkı fıkı oluyorsun ama anlaşamadın mı da o da zor. Aynen. Hani zehir oluyor gerçekten tüm yılınız kısa hayatı kısacası. Zehir oluyor. Her sabah biz çok bulunmasak 7'de da. Falan uyanıyorduk yani evet. biz gürültüden, sesten. Yurt müdüriyeti buna çözüm bulmuyor. Aslında hiçbir soruna çözüm bulmuyor genel olarak. Bu çok kötü bir şey. Yemeklere yani, de çözüm bulmuyor evet. yani. Yemeklerden bahsedecek olursak yurt o yemekleri. O gerçekten çok kötü ya. Yurt yemekleri rezalet. Daha geçen 2-3 hafta önce birileri tavuktan zehirlendi mesela yurt grubunda konuşuyorlardı. Evet yani. Çok sıkıntı ya. Cacık oluyor mesela. Aa diyor abla yoğurt ekşimiş onu ben kaldırayım falan yaptı böyle birkaç kere. Yani. Ya önemsemiyorlar mı? Çok fazla kişi var. Çünkü yurt çok kalabalık. Evet. Uludağ da çok kalabalık bir üniversite. Genel olarak öğrenci kapasitesi. 60 bin öğrencisi vardı web sitesinde yurtta yazana göre. Yurtta 2 bin mi? Kaç? Daha fazla yurdun mı? Yurdun 1400. Yani çok fazla. Çok gerçekten çok. Bir de korona bir ara çok patlamıştı kışın böyle Ocak, Aralık sonu falan. Ben de memura gidip sormuştum demiştim hani koronalı insanlar hani nasıl yemek yiyor ediyor çünkü biz de aynı kaptan yiyoruz. Çünkü koronalılar getiriyor tabaklarını
ya da temaslı insanlar tabaklarını koyup yıkama kısmına yani direkt gidiyorlardı kendileri yani. Geliyorlardı. Evet direkt eldivenli, kendileri geliyorlardı. Eldivenli, maskeli, aşırı korkunçtu çok yani. Çok riskli yani. Ben onun yediği çatal kaşıktan yemek zorunda değilim. Ayrıca yemekhanedeki çatal bıçaklar falan çok güzel temizlenmiyor. Tüy falan oluyor üstünde, pislik oluyor. O yüzden bir ara full kendi çatal kaşımı götürüyordum. Kendi tabağıma koyduruyordum yemeklere. Bunlar gerçekten sıkıntı. Ben dışarıdan yemek yiyorum diye babam bana çok kızıyor. Ama yani dışarıdan yemek yemezsem ben aç kalırım. Yani gerçekten aç kalırım. Ben de diyorum yani annemlere hani yiyemiyorum. Tabağı bitiremiyorum çünkü yenmiyor. Normalde ben tabağımı bitiren bir insanım. Yani yerim tamam mı? Mesela Merve dün sinek yedi. İğrenç. Bu sanki hiç yemediğimiz şey. Merve dün sinek yedi. Değişiklik olsun bu yemekte. Mesela yemekten taş falan da çıkmıştı yani evet. Buna değinmemiz ne kadar doğru bilmiyorum ama yurt bu tarz şeyler var evet. Evet. Burada giriş çıkış saati var. Evet. KYK'daysanız yani, sabah inerken yani. 6 değil mi? 6'da evet, giriş. Evet 6'da giriş. 11 diyorum ben. 11'de. Sen alışmışsın Ramazan tarifesine. Tabii aynen. 11 son. Erkek yurtlarında parmaklarını basıp çıkıyorlar. Yurda ne zaman girdikleri önemli değil onlar için. Hiçbir şey olmuyor yani. Hiçbir parmak basıp de giriyorlar de. Yani. Aynen. Gayet rahat bir şekilde istedikleri saatte. Ama bizde öyle değil. Biz bir ara Ramazan'da 12'ydi tamam mısın? 12 yaptılar bütün yurtlarda. Biz 12'yi 5 geçe geldik. Çünkü otobüs olmadığı için gece belli bir saatten sonra yurda yürüyorsun yani. Ve bayağı da kalabalık 200 kişi belki yürümüştük yani bu yolu. Ve 12'yi 5 geçe geldik direkt adımızı falan yazdırdılar bize. Çok saçma hani. 11'i geçtiğinde de yazıyorlar evet, normal zamanda de. Yani. Ben ama biz zamanlarda bir şey olduğunu görmedik şimdiye kadar. Evet geç geliyorum. 4-5 kere hani geç geldim böyle hiçbir şey de olmadı. Tabi buna da çok güvenmemek lazım bir şey olmuyor evet. Diye de ne olacağı belli olmaz sonra. Bizim izin konusunda da öyle. Mesela izin alıyoruz bazen almayı unutuyoruz. Evet. Ama bir şey olmadı şimdiye kadar. Ben bir kere uyarı yemiştim sadece. Yani aramışlardı, yazılı uyarı vermişti. İşte şey dedi abla, bir daha unutmaman için yani hani sana ders olsun gibisinden bir şey. Yani öyle bir izin almada falan sıkıntı olmuyor. Zaten yurt çok kalabalık olduğu için hangi uğraşmıyorlar evet. Ama aynen. Küçük yurtlar için bu o geçerli değil. Evet. Yani 200 kişilik yurtlar da var. Benim eski yurdum öyle. Eski yurt arkadaşlarımla ben hala görüşüyorum. Mesela ben hani gece 12'de çok rahat bu yurda gelebiliyorken onlar hani 11'e 20 kala falan kalkıyorlar. 20 dakikada gidiyorlar. Gerçekten mi? Evet. İzin çünkü kızıyorlarmış. Mi? Ve geçen onlarda şöyle bir olay olmuş. Arkadaşımı birkaç erkek arkadaşı yurduna bırakmış akşam saat 11'e doğru. Güvenlik kızmış. Demiş ki yurdun önünde neden erkeklerle görüşüyorsun? Size ne? Yani buraya... O zaman buradakilere ne demeleri lazım? Aynen yani burada yani. Birçok araba geliyor, duruyor gecenin evet. Bir yarısı. Parmaklıklar ardından konuşuyorlar. Evet. Hani onları bence ilgilendiren bir durum yok. Aynen ama öyle. Küçük olduğu içindir muhtemelen aynen. Burası. Göze batıyor ya orada. Hafızam da olduğu için. Buradan devam ediyoruz. Yurtla ilgili bir şey daha evet, söyleyecektim ya. Evet tam bir şey söylüyordu. Çamaşır hakkı sıkıntımız var ya. Mesela küçük yurtlarda çok güzel haftada 3 kere falan atılabiliyor. Gerçekten. Evet benim kardeşim ama öyle. Yine muhtemelen büyük olmanın kötü yanlarından aynen. Biri. Bu kadar kalabalık olmanın. Bizim ayda 3 kere. Evet. Hani bazen ablalar kurutmasız yıkayacağımız zaman imza attırmıyor. Bana öyle oldu bir kere. Ablam sağ olsun imza attırmadı. Çağrı'nın Bursa'yı tercih etmesinin sebebi müfredat. Benim de tercih etmemin sebebi denizin olmasıydı ama deniz yok arkada. Yok. Bursa'da deniz, deniz yok. Ben de bu arada diyordum ki ya diyordum hem yaz güzel olsun hem kış evet, olsun. Evet ben de mesela hem deniz Uludağ olsun turizmi. Orman olsun. Aynen kanka deniz sana buyur. Bakın orman var. Okulda mesela gölet falan varmış hatta. Bilmiyoruz evet, nerede evet daha olduğunda. Gitmedik henüz. Arkamızda orman var. Geceleri tilkiler dolaşıyor. Ama yani böyle şeylerden dolayı düşünecekseniz düşünmeyin. Deniz çok uzak. Bir saat mi dayanıyor evet, buradan yani otobüsle? Yani saatten de fazla sürüyordur belki. Yok be bir saat. Ve bence İdo Budo var mesela. Hani İstanbul'a evet. Çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz ama onların da seferleri az bu arada. Yani. Deniz kenarı hiç gelişmemiş sahil olarak. Hani oturabileceğiniz bir mekan sayısı çok sınırlı. Kadıköy Rıhtım gibi değil. Evet kesinlikle değil.
Gerçekten sadece Buda'nın, İdo'nun kalktığı bir yer var. Öyle limanlar var. Evet. Onun dışında çok kısa bir sahil var. Balık ekmekçiler var. Birkaç meyhane var. Onun dışında ben başka bir şey başka bilmiyorum şey yani. Yok. Özdilek var orada. Köfteci Yusuf var. Bu kadar. Ha, sosyal aktivite sınırlı demişiz. Evet. Öyle yok tiyatrodur bilmem nedir. Öyle çok şeyler yok. Aslında var. Var da aşko. Yani var. Bir tane kültür merkezi gibi bir yer var orada da. Çok bir şey yok yani. Osman Gazi yok muydu? Osman Gazi var. Pahalı ya. Yani gerçekten. Yani olsa bile pahalı evet. Mesela evet. Konserler de var aslında. Yani birçok kişi geliyor ama bütçe lazım tabii ki. Evet. Benim insanlarda fark ettiğim bir şey var. Bursa'ya gelen insanlar ya Bursa'yı çok seviyor ya da hiç sevmiyor. Ben o hiç sevmeyen taraftayım. Sen de hiç sevmiyorsun bence. Ortası ben, yok bunun. Ben aslında ortadayım. Sen istisnasın o zaman. Yani ortasındayım ama sevmeyen tarafım bence kar basıyor diyebiliriz. Çünkü yani ne bileyim. Aslında çok isteyerek gelmiştim gerçekten. Ben de. Yani çok istemiştim. Yani hatta Eskişehir falan gelmesin diye Bursa'yı öne yazmıştım. Ben de biliyor musun? Eskişehir son 2'deydi benim. Bursa'da işte onun üstündeydi. Ama gelin görün ki Eskişehir daha güzelmiş. Evet, herkes öyle söylüyor. Öyle gidenler öyle yani. Söylüyor. Ben hiç gitmedim benim ama Eskişehir'de gitmeyi çok istiyorum. Tutuyordu Fransızca öğretmenliği falan. Almanca öğretmenliği de geliyordu galiba. Benim de tutuyordu. Siz onu iyi düşünün ya yani. Bu tür şeyleri gerçekten göz önünde bulundurmak lazım. Ve cidden ayrıntılı bir araştırma yapın. Evet. Biz bence yapmadığımız benim için çok yol gösterenim yoktu. Bu arada ben tercihlerimi de tek başıma yaptım. Kimsem de yoktu. Hocalarım o kadar kötü yönlendirmişti ki beni. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Video bu kadardı. Umarım yararlı olabilmiştir. Evet, umarım. Unuttuğumuz bir şey yoktur. Varsa da ekleriz açıklamaya falan. Ya da başka bir video daha çekeriz. Sormak istediğiniz bir sene sorular sonra varsa da bekleriz. Evet, yorum olarak yazabilirsiniz. Çok uzun bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.